Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, günün öne çıkan haberleri başlıyor. Çayımızı, viskimizi, oraletimizi hazırladık mı? Şöyle koltuğa yaslanıyoruz. Koltuğa yaslanmadan önce videomuzu beğenelim, paylaşalım. Bu arada yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, videolarımızı sizin paylaşmanız daha da etkileşimi artırıyor. Daha fazla kitleye ulaşmamıza vesile oluyor. Böyle bir algoritma var, haberiniz olsun. Haberler gelsin. Gazze Filistin halkına selam gönderiyorum. NATO'yu İsrail Başbakanı naletliyorum. Naletliyorum. Kınıyorum. Allah onu kahretsin. Efendim, gerçekler siyasal İslamcıların canını acıtmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar diye bir film. Zamanında Muhteşem Yüzyıl için aynısı olmuştu. Bu siyasal İslamcılar tepki göstermişti ve dizi bir anda izlenmeye başlandı. Normalde izlenmeyecek, belki 3 bölüm 4 bölüm sonra kalkacak olan Muhteşem Yüzyıl sırf bunlar yüzünden bir anda trendlere girdi. Şimdi Kızıl Goncalar. Şimdi burada bir Kur'an kursu sahnesi var. Bu sahneyle ilgili herkes eleştiriyor. Normalde böyle bir şey yok. Siz yalan söylüyorsunuz. Siz İslam dinini kararıyorsunuz. Kur'an kurslarımızı kararıyorsunuz falan. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nafiz Yılmaz olması lazım. O da efendim Kur'an kurslarında böyle şeyler yok. Burada bir karalama kampanyası var falan. Böyle bir açıklama yapmış. Şimdi ben o Kur'an kurslarından gelen bir insanım. Burada zaman zaman size Kur'an kurslarında yaşadığım hani kötü şeyleri de anlatıyorum arkadaşlar. Yediğimiz dayakları. Hepsini anlatıyorum. Başta Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nafiz Yılmaz olmak üzere. Kur'an kursunun adını da verebilirim. Hocaların adını da verebilirim. Bana ulaşın. Bu kurs herhangi bir özel bir kursla değil, Diyanet'in Kur'an kursuydu arkadaşlar. Gittiğim Kur'an kursu. Ve bu Kur'an kursunda yaşamış olduğumuz şiddet. Gözümüzün önünde arkadaşlarımıza yapılan işkence. Neler neler çektik. Böyle bir haberi bekliyordum. Olayı anlatabilmem için. Aslında ben bunu anlatmak için böyle daha böyle milyonluk sayfaların konuğu olup orada anlatmayı tercih ederdim ama artık kim ne kadar izler bilmiyorum. Şimdi Kur'an kursundayız. Gitmişiz. Kur'an okuyoruz. Abdest için dediler, abdeste gidin. Gittik, abdest aldık, geldik. Bir tane Ali Hoca var. Caminin, Kur'an kursunun yanında cami var. Hocası Faruk Hoca. Şimdi Faruk Hoca'nın dışında bir de 1-2 kilometre öteden bir camiden Ali Hoca diye biri geliyor. Daha yeni atanmış cılız hocalardan birisi. Şimdi bu hoca geldi. Derste peygamberin hayatını anlatıyor. Siyer değil de ona benzer bir şey işte. Anlatıyor. Gidin abdest alın dedi. Biz de gittik, abdest aldık. Geldik abi. Şimdi bir arkadaşımız var. İsmini unuttum onun. Bu arkadaş normalde böyle hafif böyle güneşte kavrulmuş bir arkadaşımız. Yani ne kadar abdest alırsa alsın. Yani ayakları hep böyle kirli gibi duruyor. Ama yanımızda abdest aldı, biliyoruz. Gördüm de yani. O çocuğa takmış kafayı. Sen dedi abdest almadın. Ben dedim hocam dedim bizimle aldı abdest, biliyorum. Hayır dedi, almadı. Hocam aldı dedik. Şimdi onun bir anahtarı var. Bir normal böyle büyük bir anahtar. Kızdığında kafaya böyle vuruyor. Tamam mı? Acıyor da, canın yanıyor. Bir şey olmuyor, hakkını arayamıyorsun, savunamıyorsun. Neyse, eyvallah. Buna dedi abdest almadın değil mi dedi. Yok aldım hocam dedi. Almadın. Bu anahtarlar var, ucu böyle top şeklinde, eski kapı anahtarları. Onu böyle avucunun içine koymuş. Allah sizi inandırsın, bak hala o sahne gözümün önünden gitmiyor. Orada yediğimiz dayaklar bazen rüyalarıma da giriyor. Bu abi bir koydu şuradan, direkt o topuz girdi. Lank diye girdi kafaya çocuğun. Kanıyor çocuk. Buradan böyle şarıl şarıl kanlar geliyor. Tamam, üzerinde beyaz bir tişört vardı. Tişörte de damladı. Dedi hocam götürelim. Kanıyor ya, böyle kan geliyor ya resmen. Yok dedi. 2-2,5 saat derste oturttu bizi. 2-2,5 saat sonra çocuğu aldık, sağlık ocağına götürdük. Önce eczaneye. Eczane dedi ki ben buna bir şey yapamam. Sağlık ocağına götürün. Sağlık ocağına götürdük. Sağlık ocağında da baktılar, bir şey yapacaklardı. Sonra bir baktık çocuk kaçmış. Koşa koşa Kur'an kursuna geldik. Bir de bizi oradan dolayı da bir dövdüler. Niye çocuk kaçtı diye. Yani iyilik yapalım derken her türlü dayak yedik orada. Sonra çocuğun ailesi geldi. Çocuğun ailesine çocuk kaçtı, yaramaz falan filan diyorlar. Baba, bir ara boşluk buldum. Babaya gittim dedim. Böyle böyle amca.
Bizi dövdüler. Bu çocuğun kafaya anahtar soktular. Çocuk baba diyor ki ya diyor nasıl olur ya diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Ya kardeşim soktular işte ya Allah Allah. Yaptılar bize bunu yani. Ben yalan mı söyleyeceğim size yani? Yemediğimiz dayak kalmadı. Ya bir insan kırmızı poşet yerine sarı poşet veya siyah poşet yerine sarı poşet getirdi diye dayak yer mi ya? Dayak yer mi ya? Bir de dayağı da kimle yiyorum? Metin diye bir arkadaşımla. 7 tane ablası var ya da kardeşi var. Kız hepsi şimdi artık böyle kırıtarak konuşuyor. Yanlarında ola ola alışmış böyle kırıtarak konuşmaya. Hocalar da sevmiyorlar böyle konuşmayı. Ulan o da aynı poşetten getirmiş. Ben de aynı poşetten getirdim. Hocam dedim yani tamam biz bunu düzeltiriz. İşte cumartesi gideceğiz evimize oradan alırız siyah poşet veya marketten gidelim alalım falan. Yok dedi ben size siyah poşet verdim. Okulun müdürüydü. Ölmüş o. Allah onu yattığı yerde rahat bırakmasın. Tamam mı? Hala unutamıyorum. Önce bana bir yerleştirdi. Şuradan bir koydu abi. Tamam mı? Benim beyin zokladı zaten. Lan ben kendimi sıkıyorum. Şimdi ben şundan korkuyorum. Ağlayanı iki defa dövüyor. Tamam mı? Metin ağlarsa dedim ben tırıga düştüm. Beni dedim mahveder bu. Metin'e yapıştırdı baba. Metin salya sümük fırtık. Ağlıyor. Nasıl anne diye. Ulan arkadaş o anneyi duydu ya. İkinciyi yapıştırdı Metin'e. Sonra döndü ona vurdu diye bana da vurdu bir tane. Ben ikiyi de yedim artık çenem uyuştu. Size yemin ediyorum bir hafta yemek yiyemedim. Çünkü çeneyi kapatamıyorum. Böyle kapanmıyor. Konuşamıyorum. Yani kimseyle konuşmak istemiyorum. Millet, çocuklar bir de dalga geçiyorlar. Yediğimiz dayaktan dolayı. Benim buradan kurtulmam lazım dedim. Ben buradan nasıl kurtulurum? Çünkü bu dayak çekilecek bir dayak değil abi. Türkiye'nin her tarafından Kur'an kursuna hafız yetiştirmek için çocuk getirmişler. Diyarbakırlı, Bitlisli, Hataylı, Hakkarili, ne bileyim İstanbullu, Ardahanlı, Erzurum herkes orada. Ulan seçsen böyle seçemezsin ha. Aileler uzakta, çocuklar orada. Biz de oradayız. Şimdi bu çocuklar bizden büyük hafızlık eğitimi alıyorlar ve bu çocuklar bizim derslerimize giriyorlar. Bu hocalar bu çocukları dövüyor, bu çocuklar bizi dövüyor. Sonra o hocalar gelip bir de bizi dövüyor. Ya yediğimiz dayağın haddi hesabı yok ya. Lan oğlum biz Diyanet'in kursunda bu zulmü gördük lan. Neyinden bahsediyorsunuz yani? Yok efendim böyle bir eğitim yokmuş. Size bir de bu Mahmud Efendi, işte İsmail Ağa tarzı yerlerin bu kadınların olmuş olduğu, kız çocuklarının verilen bu özel evler var ya bunların işte genelde kaçak oluyor. Şimdi belki onlara da resmiyet gelmiştir bilmiyorum. Bir de burada kalan arkadaşların çekmiş olduğu sıkıntılar var. Onları anlatmıyorum yani. Neler neler var. Bunların hepsi gerçek kardeşim. Gerçek maalesef. Yani bunları biz yaşadık. Biz buralarda okumuşuz. Ailemiz tarafından gönderilmişiz buralara. Biliyoruz buraların ne olduğunu. Bana bu yalan sökmez. Ben yemem. Yaşadığımı anlatıyorum. Ve bu da gerçek. Olan olay. Kur'an kurslarının hemen hemen hepsinde olan olay. Dayak. Yok efendim o yok bu yok. He o yok bu yok. Ne var? Ne yapıyoruz? Gelen çocukları direkt Kabe'ye Mekke'ye mi gönderiyoruz? Kalp gözü mü açılıyor çocukların? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor da aferin kızım aferin oğlum bak okuyun mu diyor. Anasını satayım. Efendim 2 gün önce bir haber yapmıştık. Askere gitmek istemeyenler sahte çürük raporu alıyor. 45-50 bin lira veriyorsun. Sahte çürük raporu alıyorsun. Yoluna bakıyorsun. Tabii bu çeteye bir operasyon yapılmıştı. Biz de demiştik ki şimdi bu camiada mafyalara çetelere operasyon yapılır ama buralar boşluğu kabul etmez. Buraları birileri doldurur demiştik. Acaba yeni çete kim olacak? Bu işi kim yapacak demiştik. 2 gün sonra pençe kilit operasyonuyla ilgili haber geldi. Önce 6 şehit dediler. Sonra 6'yı 3'e düşürdüler. Bir gün sonra bir 6 daha dediler. Toplamda 12 askerimizin şehit olduğunu söylediler. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bunun yanı sıra da yaralılarla ilgili hiçbir bilgi yok. Şimdi 2 gün önce çürük almak isteyenlerin 50 bin lira verip askerlikten kaçtığı 2 gün sonra yani Anadolu'da çaresizlikten, işsizlikten dolayı sözleşmeli er olup artık ona ne diyorlar bilmiyorum. Onun sözleşme kısmıyla ilgili bir bilgim yok. Bilenler yazsınlar. Belli bir ücret karşılığında İşsizlikten, yoksulluktan asker olup gidip dağda ölenler. 2 tane haber. İkisi de Türkiye'yi gösteriyor. Bir tarafta çürük raporu alanlar,
sahte çürük raporu alanlar, para verip diğer tarafta da parasızlıktan sırf para kazanmak için canını ortaya koyanlar. Zaten zamanında bir şehit ablası mıydı, kardeşi miydi? Erdoğan'a işte kardeşim, abim öldü demişti. Erdoğan da bu mesleği seçmeseydi diye bir karşılık vermişti. Bayağı bir gündem olmuştu. Şimdi arkadaşlar bakın, sosyal medyaya bir video düştü. Düşen video gerçekten yani olayın ne kadar berbat, rezil bir şey olduğunu gösteriyor. Bu videoyu kim çekti bilmiyorum. Bir taraf diyor ki işte operasyonu yapan PKK'lılar videoyu da çekmişler, kendi kanallarında yayınlıyorlar. Bu olaydan, operasyondan 2 gün önce de bizim askerimiz bir video çekmiş. Ya bele kadar gar var. Çadırların içerisinde kalıyorlar, dağın başında. Çadırların içerisinde kalıyorlar. Bu saldırının olduğu gün tipi var, fırtına var. O çadırdan kimse çıkamaz. Çadırlardan. Bir tane çadır değil. Orada birkaç tane, belki 10 tane, 15 tane çadır var. Bize söylenen 12 askerin şehit olduğu. Sonra sosyal medyadan gelen bilgiler 16 oldu. Abi 18 oldu. Bir ara 36'ya çıktı. Bunlar yalan olabilir. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. 21 Kasım 2023. Surtepe. Çadırlarda kalıyoruz. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı biz bu videoyu çekene kadar herhangi bir yalan haber, yanlış haber açıklaması yapmadı. Sosyal medyada böyle bir şeye denk gelmedim. Yani normalde herhangi bir saçma sapan bir milletvekiliyle, AKP'li biriyle ilgili yapılan haberle ilgili çıkıp bu yalandır, dezenformasyon bilmem ne diyen zihniyet, ya askerlerin ölmüş, şehit olmuş, bununla ilgili sosyal medyada bazı sayılar artıyor, yükseliyor, sen açıklama yapmıyorsun. Yani ve o bölge, o video bize aslında işte KRT'ye çıkan emekli askerlerden bir tanesi Orkun Bey olması lazım. Rütbeli askerlerden biri. Bu operasyon tamamen yanlış bir operasyondur. İşte stratejik, mitratejik şeyden dolayı buraya biz askerimizi yığdık ve maalesef zamanında ben de uyarmadım. Bu askerlerin ölümünden ben de sorumluyum diyor. İşte burada buna sebep olduk diyor. Türk milletinin başı sağ olsun. Abi. Ki anlattıklarını dinledim. Komutanın altına sığınarak altına imza atmak derler yani. Ya aynen öyle. Aynen katılıyorum. Komutanım çok güzel, net ifade etti. Ben sadece o Irak kuzeyi bölgesini, Meçinasını, Garasını, Haftalin'in Sinat'ını gezmiş, dolaşmış bir subayım. Orada en iyi bildiğim yerlerde o bölgeler. bu harekatla ilgili olarak, bu Pençe Kilit harekatlarını kastederek söylüyorum. Tabii. Stratejik olarak da, taktik olarak da yanlış. Stratejik olarak da, taktik olarak da yanlış. Kendime çok kızıyorum. Kendime çok kızıyorum. Bunu yaklaşık bir yıldır ya söyleyeyim, aman söylersem bak şimdi silahlı kuvvetlerine yönelik olarak yıpratmak maksadıyla açıklamalar yapıyor denir diye hep yuttum. Dolayısıyla bu şehitlerden dolayı kendimi de sorumlu tutuyorum. Bunları çıkıp konuşmadığım için, bunu anlatmadığım için ben de kendim de hatalıyım. Kendim de bunun vicdani olarak sorumluluğunu hissediyorum. Hulusi Akar o birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni o bölgeye soktu. Tamam, şu anda bunun ceremesini çekiyoruz. Bir harekat planlanıyorken önce işte şehitleri nasıl tahliye edersin, bir yaralı olsa nasıl tahliye edersin, bunlardan başlarsın. O kadar derine inilmiş bir bölge ki, oradaki arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var, orada silahlı kuvvetler görev yapanlar, onlarla da görüşüyoruz.
onların neler bize anlattıklarını biliyoruz. Belki komutanlarına anlatamıyorlar veyahut da anlattıkları komutanlar bunları yukarı dinlemiyorlar. Bari aşağıdaki personel dinlesinler. Stratejik olarak da, taktik olarak da yanlış. Ben kendilerine bunu istedikleri yerde anlatabilirim. Tabii ki daha fazla şehit vermesini arzu etmiyoruz. Yıllardır tabii ki şehit veriyoruz. Bizim zamanımızda da şehitlerimiz oldu. Bugün de şehit verilebilir. Yarın da şehitler verilebilir. Evet tamam da ne için yaptığınız bu önemli. Hududu korumak için mi? Tamam ben size şöyle söyleyeyim. Ben hududumu oradaki birliklerin yarısıyla korurum. Oradaki birliklerin yarısıyla o hududumu korurum. Efendim Mekana'da, Zap'ta, Gara'daki teröristleri ele geçirmek mi? Tamam onu da zaten yapıyoruz. Neyle yapıyoruz? MİT'le yapıyoruz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla yapıyoruz. Nokta operasyonlarıyla yapıyoruz. Hatırlamıyorum. Yaşar Güler Paşa'nın katıldığı bir toplantıdan o zamanlar bir Suriye'deki üst bölgesimiz yerel halk tarafından bu bölge yanlış bir bölge diyor. Biz içeriye derinlere kadar girdik diyor. Ve sonra bu video sosyal medyaya düşüyor. Düşen videoda da ya bele kadar gar var, tipi var. Askerler çadırın içerisinde. Birileri geliyor. Kim oldukları belli değil. Çadırlara ateş ediyorlar. Bu askerin çadırın içerisinden çıkıp o havada gelenlere ateş edip karşılık vermesi, gelenlerin sesini duyması tipi de garda. Ya gara basarsın bir ses gelir. Dersin ki o tamam birileri geliyor veya dürbünle izlersin bakarsın o tipi de hiçbir şey göremezsin. Açık alandasın. Dağın tepesinde de olsan. Dağa tırmanıyorlar. Önceden Aktüt'ün saldırısı vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Hala unutmuyorum. Bizim mahalleden bir abimizin oğlu da oradaydı. O Aktüt'ün saldırısının olduğu yerde. Onları helikopterle alıyorlar. Onlar kendi birliklerine iniyor. Saldırı oluyor. Hala o çocuk o psikolojiyi taşıyor. Yani Türkiye'ye gittiğimde görüşüyoruz o abiyle. Hala o psikolojinin içerisinde. Yani orada diyor biz arkadaşlarımızı kaybettik. Şimdi burada Aktütün gibi bir yerde bir askeri birlik var. Bir şey var. İyi kötü her yer beton. Yani ama burada çadırın içindesin ya. Çadırın içindesin ya. Bu nedir ya? Çadır lan çadır çadır. Gar belinde tipi var ve burada sen diyorsun ki ben vatani görev yapıyorum. Bura neresi kardeşim? Bura neresi? Türkiye toprakları mı? Neresi? Şimdi diyeceksiniz ki bu MHP'liler var ya bu aşırı milliyetçiler. Vatan toprağını korumak böyle olur. Senin sırrın forloş olmuş. Girenin çıkanın haddi hesabı yok. Bir taraftan Suriyelisi, bir taraftan Afganı, bir taraftan Zencisi, diğer taraftan saçma sapan insanların ya terörist midir değil midir belli değil. Elini kolunu sallaya sallaya giriyorlar. Para karşılığında kimlik mi alıyorlar, ne alıyorlar o da belli değil. Diğer taraftan da sen ben ülkemin sınırlarını koruyorum diyorsun. Pençe kilit operasyonu bilmem ne diyorsun. Daha askeri koyuyorsun. Geliyorlar, şehit ediyorlar. Ondan sonra da bir bakıyoruz abi şehit evleri. Kerpiçten, Anadolu insanı, fakir, gariban, yoksul, yokluk görmüş, aç kalmış, iş bulamamış, iş arayan insanların çocukları. Kendilerini o köyden, o kasabadan, o bölgeden, o açlıktan, o sefillikten, o sefaletten kurtarmak isteyenlerin son çare olarak canlarını ortaya koyup 3 kuruş para için sözde buna da vatan savunması diyerek gidip canlarını verdikler. Ne oldu? 45-50 saniyelik haberlerle ki çoğusu haber bile yapmadı. TRT müziğe devam ediyordu. Ne oldu? Ne oldu 45-50 saniyelik haberler? Ölen öldü, kalan kaldı. Ve dün ya YouTube videosuyla ilgili şunu söylüyorum. Genelde videoyu koyduğumda YouTube'a, Instagram'dan ve diğer sosyal medya kanallarından arkadaşlar YouTube'da canlı yayındayız diyorum. Orada şundan bahsediyorum. Diyorum ki Gazze Gazze diyenler, Mehmetçik Gazze'ye diyenler bugün 12 askerin şehit oldu. Ya siz biz Mehmetçik Gazze'ye gitmesin dediğimizde bize küfür ediyordunuz, hakaret ediyordunuz. Bugün 12 askerin şehit oldu. Sesiniz çıkıyor mu şerefsizler diyorum. Alttaki yorumlara bakıyorum. Baba yani makarna beyinli, proteinsiz, vitaminsiz ne kadar öküz varsa. Ya olamaz abi ya anlattığını anlayamıyor adam ya. Lan bugün bak bugün
Sen pençe kilit operasyonunda sözde 12 tane askerini kaybettin. Sayı artabilir, eksilebilir bilmiyoruz. Tamam mı? Gazze'ye askerini göndereceksin. Tepene İsrail bomba atacak. Bugün 12 asker için bu kadar bağıran çağıranlar. Ya Filistin'de, Gazze'de ölen askerler için sesinizi çıkartmayacak mısınız? Bağırmayacak mısınız? Bağıracaksınız. İşte bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum oğlum. Olay bu. Bunun neyini anlamıyorsun yani? Bak işte ateş düştüğü yeri yakıyor bak. Ne oldu? Çıktı. Bakan yardımcısı mıdır? Nedir? Ya şehit ailesinin evini yapacağız. Kerpiç. Böyle sıvaları dökülmüş bir ev. Evin yeni, ona yeni ev yapacağız. Hayırdır? Oğlunun canına karşılık ev mi veriyorsun? 6 askerimiz, 6 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Bunları katleden terör örgütünün şiddeti kınadığımı belirtmek istiyorum ve rahmet diliyorum. Fotoğrafı hepiniz ibretle bakın değerli arkadaşlar. Bu fotoda yoksulluk var. Bu fotoda ibretlik bir vaka var. Bu ülkeyi yönetenler kendi topraklarını korumak için mücadele eden askerlerine yaptığı muamele bu. Suriyelilere ev yaparlar İdlib'de. Milyonlarca mülteciye bakarlar ama kendi vatan toprağını korumak için şehit olan askerlerimize bakamazlar. Türkiye'nin fotoğrafıdır bu. Bunların tek özelliği bundan da siyaset yaparak şehit tabutları üzerinde konuşmaktır. Bunu kamuoyunu takdirlerine sürmek istiyorum. Medyanın tepkisini çekmemek için, basını susturmak için, Allah razı olsun şehitin evini yapıyorlar. Madem bu kadar çok askerini düşünüyordun, zamanında devlet olarak devletliğini, babalığını gösterecektin. O şehidin ailesinin evini yapacaktın. Eğer sen askeriye olarak da, hani peygamber ocağı ya, o Mehmetçiğin kalmış olduğu evi merak edip gidip incelemiyorsan, ya önceden bir asker, bir insan askeriyeye girmek istediği zaman, o sınavlara girmek istediği zaman gelirlerdi, ailesini kontrol ederlerdi, evine bakarlardı, her şeyi kontrol ederlerdi. Şimdi demek ki böyle şeyler kalmadı artık. Ya bir askeriyeden herhangi bir görevli gelip o evi gördüğünde, gördü mü bilmiyorum, ya şunu demedi mi ya? Ya biz bu evi yaptıralım diyemedi mi ya? Hiç mi şey yapamadı yani, bu garibanlık, bu yoksulluk, bu fakirlik ya hiç mi dokunmuyor size ya? Hiç mi gidip kontrol etmediniz ya? Şimdi basının gazını almak için ev yapacağız demezler mi adama? Çocuğunun canına karşılık bir ev mi? Sonra aklıma Erdoğan'ın, Rize'de miydi bu Eren vardı? Ya iyi ki varsın Eren mi diyorduk? Orada işte PKK'lı saldırmıştı. İşte Eren şehit olmuştu. Onun annesine ev verişi vardı Erdoğan. Hatırlarsınız böyle tutuyordu anahtarı falan. O geldi aklıma, bir şey diyemedim. O geldi aklıma, bir şey diyemedim. Erdoğan'ın danışmanlarından eski AKP milletvekilinin videosu sosyal medyada. Bulursam onu da paylaşacağım arkadaşlar. Ya biz bu askerlere zaten para veriyoruz. Yani bir nevi ölsünler diye para veriyoruz. Ya da ölecekler tabii, ya da buna benzer bir şey. Yani bak, o insanlar hayatlarını veriyorlar. Devletin sahibi ayrı bir şey. Zaten bak, onun işi o. Ahmet Bey, Muhsin Bey, insanların görevi hayatını vermek. Onun için maaş alıyor. Yani ekstra bana bir iyilik yapmıyor. Bir dakika, böyle konuşursanız, o şehitlerin galibi. Bir Can Bey'i de dinleyelim. Ahmet Bey, Muhsin Bey. Niye garipsiyorsunuz ki? Ya canları karşılığında para alıyorlar gibi bir laf söylemişti. Şimdi dönüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Kayseri'de 6 şehidin gelmiş. 6 şehidin geldiği gün akşam da 12'ye çıktı sayı. Kayseri'de Gazze için yürüyüş var. Mehmetçi Gazze'ye diye bağırıyorlar. Ya senin 6 tane askerin pençe kilit operasyonunda şehit olmuş. 6 askerin için yürüyemeyen zihniyet gitmiş Gazze için yürüyor ya. Ve Mehmetçi Gazze'ye diyor. Oğlum doymadınız mı lan? He? Doymadınız mı oğlum? He? Mehmetçiklerin toprağa düşmesine, yani toprağın kana, ya, oğlum toprak dile gelir der ki Allah sizin belanızı versin lan. Oğlum ben artık kana doydum der lan. Vallahi ya kana doydum la, yeter la, yeter. Allahsız kitapsızlar, he? Dinsiz imansızlar, yeter. Yeter bu kadar gencecik insanları toprağa düşürdüğünüz der ulan, toprak dile gelir der. Nasıl bir vicdansızsınız lan siz? Siz insan olamazsınız. Sizin nasıl bir varlık olduğunuz belli değil. Ve ben şuna inanıyorum. Sizi Allah diye bir gücün yarattığına inanmıyorum. Mümkün değil yani. Mümkün değil abi. Böyle bir şey yaratamaz ya. Böyle bir şey mümkün olamaz ya. Ya gözünün önünde abi gencecik fidanlar toprağa düşüyor ya. Ya o videoyu izliyorum. Lan ben sokağa çıkıp
O soğukta, hafif bir garda 5 metre yürüyemiyorum ya. Donuyorum ya. Üşüyorum ya. Adamları at dağın başına, gar yağsın. Neymiş efendim, para veriyorum. Çadırın içinde bekleyin. Buna da biz vatan savunması diyoruz. Ya biraz düşünün. Allah'ı kitabınızı severseniz ya. Biraz düşünün ya. En çok da insanı bu çaresizlik bitiriyor. En çok da insanı bazı şeyleri görüp, ya ben bunları görüyorken bu beyinle tırıkladıklarım bunları nasıl göremiyor diye böyle, tamam mı, gerçeklerle yüzleşmek beni bitiriyor, beni mahvediyor, benim psikolojimi alt üst ediyor. Neyse. Bugün cumaya gideceğim, bir ayakkabı çalacağım. Ayakkabım yırtıktı. Cuma gideceğim, ayakkabı bir tane artık. Hepsi kamera, müfti. Müfti bütün camilere kamera koymuş. Mecbur çalacağım.